acayip uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bu benim için de bir ilk kez yaşanan bir durum. Ben bir maçı izlemeden genelde bir maç değerlendirmesi almazdım. Gençler maçıyla çakıştığı için kendimi izlemek tabii zorunda kaldım. Maç ne oldu? Yendi gençler. Oh, bir de altı yaptı. Çok iyi. Ama sizin de ilk maçınız, evet, bir de önemli bir galibiyet. Sezonu ilk galibiyeti, evet, aldı. Hem hayırlı uğurlu olsun diyelim, hem de takımı ve kulübü değerlendirelim dedim. Peki, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii bugünkü maçımız birçok açıdan zordu. 3 haftadır maç kazanamamış, hatta hepsini kaybetmiş. 3 maçta 8 gol yemiş bir takım. Oyuncuların psikolojisinde haliyle bir sıkıntı vardı. Özgüvenleri kaybolmuştu. Her ne olursa olsun hocanın ayrılması oyuncuları olumlu etkilemez, olumsuz etkiler. Onlarla bir gönül bağı oluşur. Çünkü bunu zaman zaman biz de yaşıyoruz. Bütün teknik adamların başına gelen bir durum. Aykan Hoca da çok değerli bir kardeşim. Dolayısıyla bu şartlarda, bu psikolojiyle çarşamba günü başladık. Maçın cumartesi olması, başlangıç günümüzün çarşamba olması süreyi oldukça kısalttı. Yani 2,5 idman yaptık. Birisi antrenmanı ama biz hepsini taktik çalışma olarak kullandık. Diğer taraftan da motivasyonla ilgili bir takım unsurları kullanmaya çalıştık. Bu konuda da tabii biraz tecrübem var. Yani bu davranış biçimiyle, iletişimle ilgili çocukları çok kolay kavrayabildik. Bize inandılar hemen. Tempoyu biraz yükseltmek gerekiyordu. Enerjileri gayet iyi ama onu birlikte oyuna çeviremiyorlardı. Çünkü bir maçlarını CD'den izledim. Takımla ilgili bir bilgiye sahip oldum. Bir maçta maçı izlemiştim. İlk maçı. Bütün maçları izlemeye çalışıyoruz Ankara'da. Dolayısıyla bir az da olsa bir bilgiye sahiptim. Bugün oyuncular bize doğru cevap verdi. Bizim onlara inandığımızı, bir oyun anlayışı tespit ettik ve bunu uygularsak başarılı olacağımız konusunda ısrarcı olduk. Hatta kendimizi bağladık da maçtan sonra beni sorgulayabilirsiniz. Hocam böyle demiştin ama başaramadık diyebilirsiniz. Benim dediğimi yaparsanız başaracağınızdan eminim gibi bir son konuşmayla çıktık ve soyunma odasında da o şekilde beni karşıladılar. Hocam demiştin, yani bize güvenmiştin diye, çünkü güven ihtiyaçları vardı. Şimdi bundan sonrası için de zannediyorum Etimesgut Belediyespor dikkatli bir şekilde daha iyi bir zeminde devam edecek. Ama bir handikap değilse de başkanın ayrılması burada bir anda çok duygusal bir ortam yarattı. Çünkü Hasan Başkan her yerde çok sevilen bir insan. Çok yardımsever. Başkanlığı, spor adamlığı ve iş adamlığı herkes tarafından bilinen birisi. Kimse öyle bir başkanı kaybetmek istemez, biz de. Ama tabii çok daha gurur verici lig açısından, sadece Süper Lig olduğu açısından, yoksa Etimesgut Belediyespor benim çocuğum gibi diyor, öyle bakıyor. Dolayısıyla Rizespor başkanlığına devam edecek olması da gurur duyulacak bir şey tabii ki. Ama bizi bırakmayacağını da söyledi, ondan da memnun olduk. Etimesgut Belediyespor iyi noktalara gidebilir. Tesisleşme adına önemli hamleler yapan bir kulüp. Devre arasına tesislerinin yetişeceği bilgisini aldım. Stadı peyderpey tamamlanıyor. Yarın öbür gün, gelecek yıl çimi değişir vesaire. Evet. Yani bu ilçe taraftarı da yanına alarak bu kulüp çok iyi noktalara gidebilir. Bir üst ligde de oynayabilir. Dolayısıyla tabii bunun için biraz sahiplenmek gerekiyor. Sadece yönetimsel sahiplenmek de yetmiyor. Bizler de üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapmaya çalışacağız. Bir teknik adam olarak. Aynı zamanda Ankara'da doğmuş büyümüş, Ankara kulüpleri taraftarı olan biri olarak, yani isim söylemeyelim buradayken. Söylemeyelim bir şey değil, benim yaşım Gençler Gözü'nde, sizin Ankara Cüneyt'in zamanlarda çok iyi hatırlıyorum, evet, o maçları çok iyi hatırlıyorum. Oradan gelen bir Adnan hocamız da, evet, aslında daha önceden de altyapı hocası olarak biliyorum. Tabii, ben doğru. Ben Etimesgut Belediyespor'un Ankara'lı hoca tercih etmesindeki bu prensibini takdirle karşılıyorum. Doğru. Metin Hoca vardı, Hayati Hoca geldi, Taner Hoca geldi. Kesinlikle Hayati doğru. Hoca geldi, siz geldiniz. Bu en azından Ankara açısından önemli bir doğru süreç. Hasan Başkan da bunu böyle yürütüyordu. Hedefleri olan bir başkandı. Birinci lige çıkınca yabancısız oynayacağız. Yerli oyuncularla oynayacağız. Tabii. Önceliğimiz Ankara'lı futbolcular olacak diyordu. Bunların hepsi çok güzeldi. İnşallah devam eder. Hem sizin başlamanız kulübe şansı oldu, galibiyetle başladı ama Hasan Başkan'ın ayrılması... Vallahi hepimizi çok buruk bir sevinç içindeyim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani ben çocukların emeğinin karşılığını almasını çok istiyordum. Bu maçı kazanmayı bir hoca olarak da çok istiyordum ama yani Hasan Bey'in ayrılacak olması,
bizi gölgede bıraktı sevincimizi ama her şeyin hayırlısı bizi bırakmayacağını söyledi. Sonuç olarak öyle evet, bir bakıyoruz. Yarım ama yarım vedayla en azından galibiyet. Tabii tabii. Ona da bir çocuklar, oyuncular ona bir galibiyet armağan ettiler diye düşünüyorum. Onlardan da onu istemişti zaten. Bu da çok anlamlı oldu, güzel oldu. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Fazla takımla beraber çalışamadınız. Evet. Ama gördüğünüz eksiklerle kondisyon nasıl takımda? Şimdi ne olarak gördünüz hocam? Ben birlikte oyunun günümüz futbolunda kompakt olması gerektiğine inanan bir hocayım. Tamam, yıllar öncesinden belki birçok takım bunu yapmazken ben altyapıda bunu PAF takımda da yapıyordum. Yani bakış açım bu. Bu günümüz futbolda tamamen böyle. Birlikte oyun, yakın oyun, top rakipteyken baskı, kazandığın toptan sonra çabuk atak vesaire. Şimdi 2,5 günlük çalışmamız da tamamen bunun üzerineydi. Önemli olan bazen 2,5 günle bir şey yapamazsınız ama mental olarak oyuncuları bir noktaya yönlendirirsiniz. Size inanırlarsa ki çok çabuk ikna oldular, o zaman kolay ikna oluyorlar. Yani yapmaya yöneliyorlar. Yapmaya yönelip de karşılığını da alıyorsanız ondan sonraki adımlar çok daha kolay oluyor. Şimdi bizim için bu maçın galibiyeti 3 puandan çok fazlası. Yarınki antrenman, şimdi yarın sabah antrenmana gelecekler. Kaybedilmiş puanlardan sonra yarın sabahki antrenmana ben bunları çağıramazdım bile gelecekti ama biz bir adım daha atamayacaktık. Dolayısıyla çarşamba günü kupa maçımız var. Onun için yarın antrenman yapacağız. Biz şimdi zaman kazandık. Motivasyonumuzu yüksek tutarak bir takım şeyleri es geçerek mesafe aldık. Bütün bunlar bize artı değer olacak, dönecek diye düşünüyorum. İnşallah çok daha iyisini yapmaya çalışacağız ama daha hiçbir şey yapmadık. Yani bir maç kazandık. Yani onun farkındayız. Zaten bir değişim bir süreç işidir. O süreyi de biz doğru kullanmaya çalışacağız yani. İnşallah. Yapılanma doğru devam eder. İnşallah. Size çok uzun süre bizim mikrofonu uzatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum size de ilginize, alakanıza. Şunu da söyleyeyim. Klas Spor yıllardır. Ben Ankara Gücü'nde çalıştığımdan bu yana, sen ne zaman başladın bilemiyorum ama ben seni hep orada görürüm, resmini de görürüm, ismini de görürüm. Dolayısıyla senin kurduğunu da yanlış hatırlamıyorsam biliyorum. Dolayısıyla Ankara futbolunu samimiyetle söylüyorum, senin sitenden takip ettim her zaman. Ankara dışında çalışırken de oradan takip ettim. Hem Ankara sporunu, özellikle futbolunu gündeme taşıyan hem en son olayı, artık günümüz sosyal medyasıyla internetle hemen çabucak önümüze getirmen açısından da çok büyük bir hizmet veriyorsun. Ben de sana çok teşekkür ediyorum Ankara futbolu adına da kendimiz adına da. Çok sağ ol. Rica ederim.